Ben Seda Sorgun, 1985 Erzurum doğumluyum. Askerlik görevimi Van F-tipi cezaevinde 95'e 1 olarak yaptım. Ağustos'un 12'sinde izine çıktım. Yoldayken ailemle birlikte 13 Ağustos 2015'te PKK'nın yol kontrolünde esir alındım. O tarihten bu tarihe, 3 Haziran 2018 bugün tarihi, bu tarihe kadar buradayım. Şimdilik pek bir sağlık problemimiz yok, iyiyiz. Ama bizi şimdiye kadar kimsenin aramadığını, sormadığını biliyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir muhalefet partisinin ne de hükümetin, ondan sonra ne de TSK'nın hiç kimsenin bizi arayıp sormadığını, bize hiç kimsenin sahip çıkmadığını biliyoruz. Şu anda seçim var. 24 Haziran yanılmıyorsam seçim zamanı. Birçok aday Cumhurbaşkanlığı için, milletvekilliği için yarışıyor. Akıllarına gelen her türlü kelimeyi, her türlü şeyi birbirlerine burada, yani az çok da olsa radyodan dinliyoruz. Her şeyi söyleyebiliyorlar. Ama biz sanki virüslüymüşüz gibi, veremliymişiz gibi, kimse bizim ismimizi almıyor ya da yanaşmıyor. Ne silahla halledilmiş ki şimdi de hallederiz. Yani zihniyetlerde inadı bırakıp da gerçekten insanlık için bir şeyler yapması lazım. Bence yani iki taraf da ellerini taşın altına koysalar bu kadar uzun sürmez. Ha şimdi diyecekler ki siz esirsiniz diye işte falan öyle konuşuyorsunuz. Yok, hayır. Biz kendi aramızda da zaten önceden de, askerde de olsun, kendim memleketimde de olsun, bu böyledir yani. Herkes diyor bunu, ben sadece ben söylemiyorum ki. İsmim Sedat Yabalak, 1986 Mersin doğumluyum. Polis memuruyum, Urfa'da görev yapmaktaydım. 28 Temmuz 2015 tarihinde Erzurum'dan Urfa'ya giderken Diyarbakır Lice yolunda alındım. Haziran 2018 tarihine kadar PKK'nın elindeyim. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Bizim için artık bir şey yapsınlar. Şu ana kadar bir şey yapıldığına dair hiçbir şey duymadık. Bizim için bir şeyler yapılması için 3 sene boyunca bizim bir üst rütbeli komutan, vali, kaymakam ya da çok zengin bir isim olmamız gerekiyordu. Bunu çok merak ediyorum. Muhalefetinden devlet yetkililerine, hükümete, ya başta hükümete. Ya biz burada neyiz? Senin askerin, polisin değil miyiz? Biz devlet çalışan değil miyiz? Ben Müslüm Altıntaş, 17 Mayıs 1995 doğumluyum. Aslen Şanlıurfa Halfetiliyim. 5 Ağustos 2015'te asker görevimi yaptım. Piyade erim aslında. 2 Ekim 2015'te Tunceli'de yakalandım örgüt tarafından. Şu an 3 Haziran 2018'den beri halen örgütün elindeyim. Onun dışında yani hükümete ve diğer yetkililerde buradan çağrım olacak. Yani bizler için bir şeyler yapılmasını artık, yani hem bizler için hem ailelerimiz için. Sonuçta 3 yıl oldu artık. Yani 3 yıldan beri halen örgütün elindeyiz. O kadar milletvekili var, siyasetçi var. Yani bunlar hiç mi bizim için bir şeyler yapamıyor? Ya da yapmıyor. Yani mitinglerde çıkıp birbirlerine her türlü şeyi söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu sağ olsun zaten sözde adalet yürüyüşü yaparak Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü. Bizim için hiç mi bir şey yapılamıyor? Ya da yapmıyor? Tabii hükümetten de bir isteğim var yani. Bizim için artık bir şeyler yapmasın yani. Bizi artık vatandaşlıktan mı çıkardılar, ne yaptılar bize yani? Hiç bir yerde ismimiz, cismimiz alınmıyor. Kürt partileri de dahil olmak üzere bütün siyasetçilerden bu dönemde hani
hepimizin bir beklentisi var. Adım Süleyman Sungur. Siirt 1994 doğumluyum. Bingöl'de askerim, erim. Lice'de yol kontrolünden PKK tarafından alındım. 100 senedir tutukluyum. Kimseden haberim yok, annemden, babamdan. Bir de CHP, MHP olsun, AK Parti olsun, HDP olsun, HDP olsun, İYİ Parti olsunlarından bir şeyler bekliyoruz. 3 senedir annemizden uzakız. 3 bayramdır, 4 bayramdır geçiyor annemizi. Annemizden haberimiz yok, ailemizden haberimiz yok. Bizi yok saymasınlar, onlardan bir şeyler bekliyoruz. 40 senedir bu savaş sürüyor. Bir şeye elde edemediler yani. İnsanlar öldü. Bize barış istiyoruz. İnsanlar ölmesin. Bize annemize kavuşmasın. Biz de bilmiyoruz ki ne zaman ailemize kavuşacağız. Biz ailemize kavuşmak istiyoruz. Adım, soyadım Ümit Kıcır, Balıkesir doğumluyum. 21 Eylül 2016'da Çukurca-Hakkari arasında PKK'nın yol kontrolünde esir alındım. Yani Çukurca İlçe Jandarma'da çalışıyorum. Oraya atanalı daha 2 ay olmuştu. Yeni gelmiştim Çukurca'ya. Bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. Siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarından, devlet yetkililerinden artık yani bu kadar süre geçmiş. Bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. 2 sene de olacak bizim için. Bekliyoruz yetkililerden. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz, bekliyoruz. Devlet olmanın görevi her bir vatandaşına sahip çıkmaktır. Budur yani. O yüzden bize de sahip çıkar. Yani siyasi kanatta muhalefet olur, ana muhalefet olur. Yani kim olursa bizim için devreye girebilecek kim olursa. İnsan hakları, sivil toplum kuruluşları bunların devreye girmesini bekliyoruz. Yani hükümet yetkililerinden CHP yani muhalefet olsun CHP'sinin, HDP'si ya da diğer partileri aklıma şu an gelmeyen hepsinden yani bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. Bizim için adım atılmasını bekliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarından, insan haklarından. Ve ailelerimizin de bizim için bir şeyler yapmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bizim iyi olduğumuzu görmelerini, bilmelerini istiyoruz.